Koray Kamacı, Vatikan'ın Sur içindeki Küçük Vatikan Projesi. Vatikan'ın yıllardır İstanbul üzerinde planladığı sur içinde kalan yerde küçük bir Vatikan oluşturma çabası hızla devam ediyor. Özellikle 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı bu proje FETÖ eliyle hayata geçmiş olacaktı. Hatta özellikle 16 Nisan 2016'da Papa, Vatikan'ın İstanbul'daki temsilcisi Fransız Monsenyor Louis Paletre'nin yerine Meksikalı din adamı Ruben Treblanca Gonzalez'i atadı. Bu atamada Papa I. Francis'in görevi gelişi gibi tesadüf değildi. Malum kendisinden önceki Papa 16. Benedikt görevden feragat etmişti yani istifa etmişti. İstanbul Latin Katolik Kilisesi Başpiskoposu 76 yaşındaki Monsenyor Luis Pelatre de yaş haddinden dolayı bu görevinden feragat etmiş ve bu şekilde bir değişiklik söz konusu olmuştu. Atanan kişi de yani Meksikalı din adamı Ruben Treblanca González ise Francis gibi hem bir cizvit papazı yani haçlı seferleri konusunda en radikal görüşlü taraf hem de Amerika kıtasından bir kişiydi. Bu manada önemli ayrıntılar mevcuttur. Ama neyse ki bu hain darbe başarılı olamadı. Bu küçük Vatikan projelerini de dinler arası diyalog diye uydurdukları proje adıyla millete yutturmaya çalışacaklardı. Özellikle baktığımız zaman Vatikan hala bu projesinden vazgeçmiş değildir. Vatikan'ın üçüncü bin yıl hedefinin kilit noktası da budur. Bu manada çok dikkatli olmalıyız ve bu proje karşısında sağlam, tutarlı karşı hamleler geliştirmeliyiz. Öncelikli olarak Patrikhane ve Ayasofya bölgelerinin de birleştirilmesi en büyük hayalleridir. Vatikan bu projeyi bu aralar daha çok ön plana çıkarmaya çalışacaktır dikkat. Ayrıca bu Cizvit papazı 1. Francis özellikle İzmir ve Manisa şehirlerimizi içine alan Efes'e kadar uzanan bölgeye çok ilgi gösteriyor. 7 kiliseler birliği ve Tanrı'nın ayak izleri dedikleri bölge olarak tanımlıyorlar ve müthiş çalışmaları var. Dikkatle takip etmek gerekiyor. Birinci bin yılda Avrupa'yı, ikinci bin yılda Afrika'yı Hristiyanlaştıran Vatikan, milenyum çağı dediği üçüncü bin yılda da Asya'yı Hristiyanlaştırmayı hedefliyor. Tabi ilk hedef Asya'nın at başı olan Türkiye. Türkiye düşerse hem Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, FETÖ yapılanması bizde olduğu gibi Türk Cumhuriyetlerinde de vardır, hem de İslam ülkeleri düşer. Bunun bilincinde olarak içeride, işbirlikçileriyle sanki İslami kanaat önderleriymiş gibi postlara ele geçirerek veya TV'lerde boy göstererek indirilen dine değil de uydurulan dine inanmamız için amansız mücadelelerine devam ediyorlar. 2010 Avrupa Kültür Başkenti sempozyumundan tutun Logosu Adrian kapısıdır. Adrian 12 havariden biridir. Tarihi yarımada olan Eminönü ve Fatih'i birleştirmek kaydıyla, Patrikhane ve Ayasofya'yı aynı ilçede birleştirmek suretiyle ayine açılıp, Patrik'e ekümeniklik kazandırıp Türkiye'nin göbeğinde İstanbul'un kalbinde yeni bir Vatikan oluşturma çabalarını gözümüzün içine baka baka uyguluyorlar. Kendini milli ve İslami gören herkesin çok duyarlı olup, sorgulayan, tefekkür eden, aklı önde tutan din adamlarının desteklenmesiyle bu cendereden çıkılacağına inancım tamdır. Anlamak için bilmek, bilmek içinse araştırmak, öğrenmek gerek. Hazreti Peygamber'in söylediği gibi İlim Müslümanın kaybedilmiş hazinesidir. Çin'de dahi olsa gidip alın demiştir. Bu hadise uygun olarak Atatürk de hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiştir. Buna mukabil Türk dünyası itikattaki imamı Maturidi'yi anlarsa hem kendi coğrafyasını hem de İslam ülkelerini bu komplonun etkisinden kurtaracaktır. Allah yardımcımız olsun inşallah. Ve son söz. Şüphesiz Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Koray Kamacı İstiklal